Erkeber TV ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Büyükşehir Belediye Erzurumspor saat 19'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda Galatasaray'ı ağırlayacak. 4 maçta 7 puan toplayan Erzurumspor, diğer tarafta son haftalarda puan kaybeden Galatasaray. İki teknik adamın da sahadaki kozları kim olacak? Nasıl bir kadroyla sahaya çıkacaklar? Hemen konuşmaya başlıyoruz. Orkun Çizmeli'ye dönüyorum. Zor bir maç ama iyi bir Erzurumspor. Ve son haftalarda puan kaybeden bir Galatasaray. İyi bir Erzurumspor ve yaralı bir Galatasaray var. Tabii Erzurumspor açısından dezavantajlı olan konu, geçtiğimiz haftayı mecbur olarak bay geçirdik biliyorsun. Hatayspor'un COVID-19 sorunları nedeniyle ondan ötürü bir ritmini de kaybetmiş bir Erzurumspor var. Yani kimleri için belki dinlenme olarak da değerlendirilebilir ama antrenman yaptılar ama en iyi antrenman maçtır biliyorsun. Evet. Futbolcuların maç kondisyonu ayrı bir şey. Yani maç kondisyonu edinmeleri tam o ritmi yakaladığımız dönemde bu milli maç arası ve peşine bu hadise gelince tabii Erzurumspor açısından kısmen de dezavantaj oluşturuyor diyebiliriz konuya. Ama Erzurumspor'un bu maçta daha fazla Galatasaray'a nazaran daha fazla avantajları var. Birincisi moral motivasyon avantajı Erzurumspor'un lehine. Özgüven avantajı yine Erzurumspor'un lehine. Çünkü 3 haftadır kazanamayan, son 2 maçında kaybeden bir Galatasaray var. Aksine Erzurumspor'da son haftalarda lige iyi bir başlangıç yapmış, ritmini de bulmuş bir Erzurumspor var. Şimdi bu maçta Erzurumspor'un en önemli silahı hücum hattı olacak. Galatasaray'ın en sıkıntılı olduğu yerde savunma hattı biliyorsun. En çok sıkıntılı. Gerçi Galatasaray'ın hücumsal anlamda da sıkıntıları var ama özellikle hem defansif orta saha hem de savunma anlamında ve takım savunması anlamında. Hem savunma hem takım savunması anlamında Galatasaray sezon başından beri ritmini sağlayamamış bir Galatasaray var. Şimdi Erzurumspor'da baktığımız zaman Galatasaray'ın en zayıf noktası her iki kenar. Yani hem Saracchi hem Omar olsun. Linens biliyorsun oynamayacak. Linens'te ve Feghouli yok kadroda. Yani savunma açısından iyi gözükseler bile hücuma çıkış noktalarında yani Galatasaray gibi sürekli kazanmak zorunda olan bir takım için yeterli gözüken bekler değiller. O hücum zenginliğini katamıyorlar. Dolayısıyla yani eğer önde oynamayı iyi isteyeceklerse karşılarında da bir tarafta Noy Kovas, diğer tarafta da Emrah Başsan gibi her an skoru değiştirebilecek, asist yapabilecek, Noy Kovas gibi gol atabilecek oyuncular var. Dolayısıyla Erzurumspor açısından avantajları olan bir karşılaşma bizi bekliyor. Bir de Taylan'la oynuyor, tek ön libero ile oynuyor. Şimdi sabahtan beri henüz Galatasaray'ın kadrosu gelmedi. Ben sabahtan beri ulusal basını yakından takip ediyoruz. Galatasaray'a yakın gazetecilerin verdiği kadro yapısına bakarsak, yani eğer o kadroyla çıkarsa ki şöyle bir kadrodan bahsediliyor. İşte Taylan, Babel, Belhanda üçlüsüyle, orta sahasıyla oynayacak söyleniyor. Yani ben o kadroyla o orta sahayla çıkacağını zannetmiyorum. Yani eğer o orta sahayla çıkarsa yani kağıt halva gibi olur yani Galatasaray'ın orta sahası. Babel zaten baskı, pres yapmayan bir oyuncu. Belhanda da aynı şekilde. Eğer öyle bir orta sahayla çıkarsa orta sahanın bütün yükü Taylan'ın omuzlarında kalır ki kanatlarda oynayacak oyunculara baktığın zaman da onların da geri dönüşleri olmayan oyuncular. Arda'yla Emre Kılınç bahsediliyor. Yani o yapı bana soracak olursanız Galatasaray'ı ya çok ciddi sorunlar yaşatır, bizim lehimize olur. Benim gönlümden öyle bir orta sahayla çıkmaları yatıyor açıkçası ama ben Fatih Terim açısından öyle bir orta sahayla çıkabileceklerini
doğrusu pek düşünmüyorum. Yani farklı bir orta saha olabilir. Belki Donku alabilir. En azından direnç, orta sahada direnci sağlayabilmek için. Çünkü Erzurumspor'un orta sahasına çok koşan, çok pres yapan bir ortası olduğunu Fatih Hoca da herhalde gözlemlemiştir. Yılların deneyimli teknik adamı olarak onu gözlemlemiştir. Ha, şimdi Erzurum'un hemen arkasında Emre Akbaba. Yani bugün verdikleri işte o son dakika izlediğimizde Emre Akbaba. Yani Emre Akbaba da yani şu anda çok fazla değil. Koşan, mücadele eden, agresif bir orta saha değil. Tamam, hücumsal olarak zenginlik katabilir. Ama yani takım savunması noktasında Emre Akbaba'nın Galatasaray'a çok fazla bir şey katacağını da düşünmüyorum. Daha doğrusu şu Galatasaray'ın mevcut kadrosu içerisinde orta sahaya dinamizmi katabilecek fazla alternatifi yok. Bir Etobo vardı. O da kırmızı kart cezalısı. Bir de Donk var. Onun dışında ben şöyle bir hafızamı yokladığımda yani Galatasaray'ın orta sahasını güçlendirecek, dinamizm katabilecek Fatih Hoca'nın elinde çok fazla da seçenek yok gibi gözüküyor. Yani Emre Donk ve Etobo olabilir. Etobo'yu kullanamayacağına göre bir tek Donk kalıyor geriye. Yani bu Erzurumspor açısından avantaj. Peki Erzurumspor'un Galatasaray'a karşı dezavantajlı olduğu nokta neresi? Açık konuşmak gerekirse Erzurumspor'un da savunma anlamında özellikle beklerin ne verebileceği bu maçta çok önemli. Eğer yine Galatasaray muhabirlerinin iddiasına göre Arda uzun yıllar sonra ilk defa sağ açık oynayacak gibi gözüküyor. Orada da karşısında benim tahminime göre Mücahit oynayacak. Ben Mücahit'in oynayacağını bekliyorum. Leo'nun hazır olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Hoca'nın da %100 hazır olmayan bir Leo ile Galatasaray'a karşı başlayacağını açıkçası düşünmüyorum. Gerçi bir saat içerisinde 45-50 dakika içerisinde kadrolar da açıklanır ama yani Erzurumspor'un sorun yaşayacağı bölge bekler olabilir. Yani beklerin ne vereceğini biliyorsun sezon başından beri söylüyoruz. Beklerde sorun yaşıyoruz. Mücahit ve Murat Uçar mı? Mücahit ve Murat Uçar ikisi oynayacak. Murat Uçar'ın çabukluğuyla birçok eksiğini kapattığını biliyoruz ama Mücahit ne verecek? Onu kestirmek çok zor. Eğer Trabzonspor maçında seyrettiğimiz yani o milli maç arasında oynanan hazırlık maçındaki Mücahit'i görebilirsek orada çok fazla sorun çıkarmaz diye düşünüyorum. Tabii Galatasaray'a karşı da öyle çok fazla da ne kadar sorunları olursa olsun Galatasaray'a karşı da çok fazla öyle haldır huldur ailecek hücum yapamazsın. Çünkü ağır bir savunmamız var bizim de. Yani bizim defansif olarak yaşayabileceğimiz eğer orta sahamızı çok öne çıkartır, savunmamızı çok öne çıkartırsak ağır oyunculardan kurulu özellikle defansın tandem bölgesi Mina kapalı alanlarda, dar alanlarda çok etkili ama geniş alana çıkarsak orada sorunlar yaşayabiliriz. Dolayısıyla eğrisiyle doğrusuyla ben çok da duygusal bakmıyorum. Biraz da futbol aklıyla düşündüğümde Erzurumspor'un Galatasaray'a karşı maçı kazanma olasılığının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ben maçın %60 oranla Erzurumspor'un galibiyete yakın tarafı olduğunu düşünüyorum. %20-20 de beraberlik ve Galatasaray galibiyeti diye veriyorum. Tabii burada futbol sahasının içerisinde bir faktör de biliyorsun maçı yöneten hakemler. Türkiye'de Türk hakemlerine baktığımız zaman da maçların çok önüne geçen hakemler var. İşte onlardan biri de Arda kardeşler. Bu kardeş
Bizim canımızı çok yakan bir sadece kaldı. bizim canımızı Süper Lig'de çok yaktı da birçok takımın maçında futbol adına cinayet işleyen bir hakemden bahsediyoruz. Şimdi bu Arda kardeş denilen arkadaş durumdan vazife çıkartır. 3 haftadır Galatasaray kötü gidiyor. 4. haftayı da benim yönettiğim bir maçta 4. hafta olmasın diye durumdan vazife çıkarır mı çıkarmaz mı? Açıkçası benim bu konuda çok ciddi endişelerim var. Yani eğer Arda kardeşler müdahale etmez, oyunun gidişatında Galatasaray adına kendine bir görev atletmez, hakem gibi davranırsa Erzurumspor'un bu karşılaşmada ben Galatasaray'a göre daha avantajlı olduğunu tekrar söylüyorum. Ve %60 ihtimalle de Erzurumspor kazanır diyorum. %20 bir ihtimal beraberlik, %20 de Galatasaray'ın galibiyetine veriyorum. Ama ağırlık ibre Erzurumspor'dan yana. Çünkü Erzurumspor'un hücumsal anlamda eski Erzurumspor'la karıştırmasınlar. Şimdi bazı yorumcuları dinliyorum. Erzurumspor'un son durumundan bir haber yorum yapıyorlar. İşte pozisyon üretmekte zorluk çekiyor bilmem ne. O iki sene önceki izledikleri Erzurumspor üzerinden yorum yapan var. İşte Ricardo Gomez'i tanımayan arkadaşlar var. Onun ne vereceğini kestiremeyen arkadaşlar var. Belki 3 maçı izlememişler. Yani işte şöyle Erzurumspor'la ilgileri Noy Kovas'ı biliyorlar sadece. Yani o Erzurumspor'la ilgili olumsuz görüş beyan edenleri söylüyorum. Maklı başında yorum beyan edenler, onları tenzih ediyorum. Tabii onlar Erzurumspor'un, bu seneki Erzurumspor'un çok farklı olduğunu bir hakkı teslim ederek konuşuyorlar. Aslına bakarsan onların o şekilde konuşması bizim oyuncularımızı da motive eder. Bizi de motive eder. Bizim ekmeğimize yağ sürer. Erzurumspor'un ekmeğine yağ sürer. Ben bu maçta Erzurumspor'un bir avantajının da bu maçları çok iyi oynayan teknik direktör Mehmet Özdilek olduğunu düşünüyorum. Ben Mehmet Hoca'nın maça kontrollü bir oyunla başlayacağını, 0-0'ı en iyi yaptığı işi, 0-0'ı bir müddet götürüp ondan sonra vites yükseltmeye başlayacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın kondisyon anlamında da çok ciddi sıkıntısı var. Bunu avantaja çevirecek, fırsata çevirecek futbol aklında Mehmet Hoca'da olduğuna yürekten inanıyorum ben. Yani bu maçta Erzurumspor ciddi bir avantaj içerisinde. Yani şunun da gururunu yaşıyoruz. Maçın sonucu ne olur? Bilemezsin tabii, kestiremezsin. Maç öncesi genel tabloda biz Süper Lig'de bulunduğumuz 97-2001 sonra 2017-2018 ve şimdi ilk defa bir büyük maça karşı kazanma ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir karşılaşmaya çıkıyoruz ve kazanabileceğimize bütün camianın yürekten inandığı bir maça çıkıyoruz. Bu da çok önemli. Yani Galatasaray'la oynuyorsun. Türkiye'nin en önemli 3 kulübünden, 4 kulübünden biri olan Galatasaray'la oynuyorsun. Ve Galatasaray ki Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşamış, Avrupa kupalarında Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş bir kulübe, bir camiaya karşı oynanacak maça en azından kendi camian içerisinde favori olarak çıkıyorsun. Bu özgüvenle çıkıyorsun. Bu bile başlı başına yeterli diye düşünüyorum. Ve bunun da meyvesini maçı kazanarak elde edeceğimize inanıyorum. Ben yürekten inanıyorum. Ve bugün değil, ben biliyorsun konuşmalarımızda Sivasspor maçından beri ben Galatasaray'ı yenebileceğimizi söylüyorum. Ve o günden bugüne de Erzurumspor'un çok yol kat ettiğini, Galatasaray'ın da daha da geriye gittiğini söylemek çok abartı olmaz evet. Ama yine de az önce de dediğin gibi çok önemli, maça en çok etki edecek hakem. Ben yani hakem, benim hakem gibi maç yönetirse. Bak sevgili, yani Galatasaraylı dostlar sakın yanlış anlamasınlar. Ben Erzurumspor'un
bugünkü maçtaki rakibinin Galatasaray'dan ziyade Arda Kardeşler ve VAR'daki Suat Arslanboğa olduğunu düşünüyorum. Bu iki hakemin de Türk futbolunun en kötü hakemleri olduğuna inanıyorum. Öyle olduklarını da düşünüyorum. Ve bu iki hakemin de kafalarının arka planının farklı çalıştığını, işte durumdan vazife çıkartmaya meyilli hakemler olduklarını biliyorum. Geçmişten beri yaptıkları icraatlarına dayanarak bunu söylüyorum. Tek korkum o. Onun dışında futbol anlamında Erzurumspor'la Galatasaray'ı hakkaniyetli bir şekilde baş başa bırakırsalar Erzurumspor'un bu maçı kazanabileceğine fazlasıyla inanıyorum yani. Kazanacak. İnşallah. Yani kazanacak. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. İnşallah durumdan vazife çıkarmazlar. Bu arada Erzurumspor maça da Farnol, Murat Uçar, Mina, Hasan, Mücahit savunmasıyla başlayacağını, orta sahada Petrus, İbrahim, Obertan, kanatlarda Noy Kovas, Emrah ve ileri uçta da Ricardo Gomez'le başlayacağını öngörüyorum ama daha kadroların açıklanmasına bir yarım saatlik süre var. Ne olur ne biter değişebilir de. Çünkü halen de Mehmet Hoca kafasında maçı oynuyor olabilir yani. Muhtemelen. Zaten biz de kadrolar açıklanmaz. Sosyal medya hesaplarından hemen duyuracağız kadroları da. Leo'nun oynama şansını... Ben yani maç kadrosunda olur ama oynayabileceğini... 11 mücadele. 11 ihtimal vermiyorum yani. Çok oynayacakmış gibi gelmiyor bana. Evet. Emre Keskin demiş ki Galatasaray Alanya'ya son dakika golüyle yenildi. Alanya bu ligin en iyi takımı. Uçmaya gerek yok. Ayakları yere basan geriye çekilmeden ama yani, kontrolü yani oynamaz. Galatasaray'a karşı ne kadar kötü olursa olsun Galatasaray çok fazla haldır huldur yapamazsın ama Galatasaray'ın bir dezavantajı olduğu konu o orta sahası. Onu tekrar söyledim. O özellikle defansının tandemindeki oyuncuların topla birlikte iyi çıkamamaları. Yani eğer biz ön tarafta iyi basabilirsek, yani Obertan, Noy Kovas, Emrah ve Ricardo dörtlüsü önde baskıyı iyi yapabilirse, oradan çok ekmek yer Erzurumspor. Evet. Yani, mesela Luyendama, özellikle yani, Luyendama tarafından. Luyendama tarafından ve Luyendama'nın arkasına atılacak her topta Erzurumspor pozisyon üretebilir, pozisyona girebilir. Erzurumspor'un da duran toplarda özellikle çok dikkatli olması lazım. Evet. Çünkü yani kafa toplarına hakim olan oyuncuları var yani Galatasaray'ın da. Eski oyuncular. Başka var mı? Yani şu an için aslında çok fazla da konuşulacak bir şey kalmadı. Maç artık başlayacak. Ben bu vesileyle geçtiğimiz hafta Covid testi pozitif çıkan ve şu an evinde tedavi altında, karantinada bulunan kulüp başkanımız Hüseyin Üneş'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu maçı kazanıp futbolcularımız bu galibiyeti de Erzurumspor için, onlar için, kulüp için her türlü fedakarlığı eden, gecesini gündüzüne katan Hüseyin Başkan'a hediye edeceklerdir. Allah onlara bu fırsatı verir inşallah diye temenni ediyorum, dua ediyorum. İnşallah gülen biz oluruz. İnşallah. Vallahi Fikret Kul demiş ki Galatasaray yenersek Beşiktaş gibi teknik direktör değişikliği veya Fatih Terim istifa eder mi? Levent abi demiş. Yok, Fatih Terim ya, bir maçlık. Yani. Bir de Erzurumspor 3 puan alsın, kim istifa ederse etsin. O beni ilgilendirmez, aynen öyle yani. Her yıl, her zaman söylüyoruz, yıllardır söylüyoruz. İşte bugün keşke taraftarlı olsaydı maç. Taraftar izleyebilseydi ama işte... Bu arada onu da söyleyeyim, maça girmeden önce söyledim. Sadece 7 kişi bilet almış. 7 kişi. Evet. Yani 150 bilet satışa çıkmış. 143 bilet satılmamıştı. 7 yani Erzurum'dan 500 lira verecek 7 kişi çıkmış yani. Koca Erzurum.
yine de stad istiyoruz. Yani, belki evet, dolduramayız ama yani bu ilginç, çok ilginç. Şimdi, yani şu an kadro açıklanmadığı için Hamrun yedek mi 18 dışında mı onu bilmiyoruz. Yani her şey yarım saat içerisinde açıklanacak. Yayına girmeden önce kadro henüz belli olmamıştı. Kimin 18'de kimin 11'de olduğunu şu an bilemiyorum yani. Evet, Erzurumspor bir de aslında işte stressiz oynaması lazım. Fatih Urtaş güzel bir şey demiş. Kaybedecek bir şey olan biz değil onlar. Evet. Doğru. Biz belki Hatay maçında bunu telafi edebiliriz. Bir sonraki maçta telafi edebiliriz ama Galatasaray tam bir girdaba girecektir. O doğru. Valla biz kazanalım. Kim nereye giriyorsa girsin. Evet. İster girdaba girsin. İşte az önce onu diyordum. Kim istifa eder etsin, kim gider gitsin. İşte Galatasaray, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u izlemek için Erzurumspor'un Süper Lig'de olması şart. Evet. O yüzden Erzurumspor'un kazanması lazım. Kazanmalı da diyoruz. İnşallah 3 puan Erzurumspor'un olur diyelim. Kadir Kasal zaten normal taraftardan istemiyor 500 lirayı. Yani Erzurum'da 500 lira verecek 100 tane iş adamı yok mu sence? Bitmiş o zaman Erzurum, yani 500 lira verecek bu maçı seyretmek için 500 lira verecek 100 tane iş adamı yoksa bitmiş zaten Erzurum. Aynen, neyi konuşuyorsun? Sen ver demiş de 500 lirayı. Yok şey, yani iş oralara gelse veririz. Seve seve veririz. 500 de veririz, 1 de veririz. Yani Erzurumspor'un değeri öyle 500 lirayla, 1000 lirayla, 5000 lirayla ölçülecek bir değer değil. Ama onu yani şu maça 150 tane iş adamı çıkmalıydı yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Maçtan sonra ekleyeceğim bir şey yoksa maçtan sonra yok, saat 22'de. Maçtan sonra 22 sularında buradayız. Evet. Maç sonu programını yapacağız. Şimdilik herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Sigorta 444 68 11 Serkanlaş Sigorta güvencenizdir, hem işinizde hem de evinizde içiniz rahat olsun. Serkanlaş sizinle 444 68 11 Serkanlaş Sigorta güvencenizdir. Serkanlaş Sigorta. Serkandaş Sigorta.com.tr Serkandaş Sigorta. Güvenceniz.